Amerikalı Damat. 16. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt, montaj Didem Türkmen. Dinlemekte olduğunuz bu oyun yaşanmış bir hikayeden alınmıştır. Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızı olan Nilgün, bir lisan kursu sırasında tanıştığı Alan'la evlenip Amerika'ya yerleştikten sonra bir erkek çocukları dünyaya gelir. Hristiyan olan Alan, oğluna Sam adını koyarken Nilgün Sinan olarak çağırır. Eşlerden her biri 5 yaşına basan oğullarının kendi inancında olmasını arzulamaktadır. Tamamen sosyetik bir ortamda yetişen Nilgün, annesinin ölümünden sonra büyük bir değişiklik yaşamaya başlar. Kocası onun dini bütün bir Hristiyan olmasını beklerken, Nilgün, İslamiyet hakkında daha fazla bilgi edinmek için yoğun bir araştırmaya girer. Bu, Alden'ı son derece rahatsız etmektedir. Oğlunun Hristiyan kültürüyle yetişmesi için tuttuğu mürebbiye, çok karamsar olduğunu, elinden geleni yaptığı halde bir netice alamadığını söyler. Beri yandan Nilgün, bütün gücüyle hem kendi okumakta hem de oğlunu Müslüman olarak yetiştirmeye gayret etmektedir. Bu arada Nilgün'ün babası Türkiye'ye dönmeye karar vermiştir. Eldon'un ise iş yerindeki başarı grafiği devam etmektedir. Bir gün sonra genel müdür yardımcılığı görevine başlayacaktır. Evet, tebrik ederiz. Bir bardak da ben istiyorum. Genel müdür yardımcılığını kutlarım Eldon. Sağ ol George, sağ ol dostum. Kutlarım Eldon, bu makamı hak etmiştin sen. Teşekkürler Jack. Tebrik ederim Eldon, genel müdür yardımcısı olmuşsun, ne güzel. Teşekkürler Linda. Umarım çok daha güzel şeyler olacak. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Hey George. Teşekkür ederim. Suratın neden asık? Suratın mı? Yok bir şey George. Sana öyle geliyor. Hadi dostum. Yok şey diyerek üzüntünü gizleme. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğim bal gibi de biliyorsun. Asıl genel müdür yardımcılığı senin hakkındı. Çünkü sen bu şirkete Eldon'dan önce girmiştin. Evet ama üst düzey yöneticileri beni değil de onu genel müdür yardımcısı yaptılar. Ne yapayım? Haksızlık bu, haksızlık. Düpedüz haksızlık. Senin yerinde olsam yönetim kurulu başkanını çıkar, açıkça bunu dile getirirdim. Hayır, ben daha başka bir şey yapacağım Joe. Ne yapacaksın? Bunu şimdi söyleyemem ama ben sabırlı bir adamımdır. Bekleyeceğim ve zamanı gelince de bombamı patlatacağım. O zaman hak ettiğim makamı elde edeceğim, göreceksin. Aslında Eldon bir anlamda servete de kondu George. Ne demek istiyorsun? Düşünsene, maaşını şöyle bir hesap et. Senelik 25 bin doları buluyor. İkramiye, yıl sonu primleri ve daha başka görünmeyen şeyleri de ilave edersen astronomik rakamlara ulaşıyor. Joe, şimdi bunları söylemekle beni çileden çıkartmak mı istiyorsun? Söylesene. Hayır dostum, ben de hoşlanmıyorum bu Eldon'dan. Ya sana ne oldu Joe? Müslüman bir hanımla evli olması sinirime dokunuyor doğrusu. Ayrıca bana da rakip sayılır. Böyle birinden ne hayır beklenir ki? Çok doğru Joe. Belli etmiyorum ama ondan öylesiye nefret ediyorum ki bu yüzden anlatamam. Olsun olsun, bak göreceksin. Karısı onun başına birçok işler açacak. Sinan, yanıma gelir misin yavrum? Geldim anneciğim. Geç şöyle yanıma otur. Oturdum işte. Ama bugün Bayan Meri niye gelmedi? İzinli kendisi. Sen mi izin verdin? Evet canım. Niçin? Ondan hiç hoşlanmıyorum. Ama anne beni bahçeye, parka gezdirmeye götürüyordu. Götürüyor ama maksatlı. Seni benden çalmak istiyor. Nasıl yani? Beni çalıp götürecek mi? Öyle değil bir tanem. Beynini yıkamak istiyor. Sana bozuk fikirler aşılamak istiyor. Bana mı? Yani beynimi açık yıkayacak değil herhalde değil Hayır, mi? Hayır tatlım. Sen şimdi beni dinle. Peki dinliyorum. Ben bu kitaptan ne okursam sen de aynen tekrar edeceksin, tamam mı? Peki tamam. Ben bir tek olan Allah'ın kuluyum. Ben bir tek olan Allah'ın kuluyum. Allah-u Teala birdir, tektir. Eşi benzeri yoktur.
Ama anne Bayan Meri Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor bana hep. Yok bir tanem yok. Sen benim dediğimi tekrar et ve öyle bil. Peki anne edeyim nasıl da? Allahü Teala birdir, tektir, eşi benzeri yoktur. Allahü Teala birdir, tektir, eşi benzeri yoktur. O doğmadı, doğurmadı, oğlu çocuğu yoktur. O doğmadı, doğurmadı, oğlu çocuğu yoktur. Onun evveli ve sonu olmaz. Onun nasıl olduğunu bilemeyiz biz. Onun evveli ve sonu olmaz. Onun nasıl olduğunu bilemeyiz biz. Her şey onun kudreti elindedir. O ol deyince hemen oluverir. Her şey onun kudreti elindedir. O ol deyince hemen oluverir. O bizi görür, ne söylesek bilir. Yaptıklarımızdan her an haberdardır. O bizi görür, ne söylesek bilir. Yaptıklarımızdan her an haberdardır. Aferin benim baldan tatlı oğluma. Şimdi seni bir kucaklayayım. Anneciğim. Canım benim. Tamam, şimdilik bu kadar yeter. İstersen biraz sonra seni parka da götürürüm. Hey, Rabbim! Canım benim. Ah, kim arayan acaba, mutlaka ayrıldındır. Alo, kimi aramıştınız? Ben Eldir hayatım. Anne, ben balkona çıkıyorum. Tamam canım. Aa, kocacığım sen misin? Ne yaptınız, bugün kutlama oldu mu? Evet canım, görmeliydiniz. Herkes tebrik etti beni. Masamın üstü etrafı çelenklerle doldu taştı. Ben de olmayı çok isterdim ama bugün Bayan Meri izinliydi. Sinan'la birlikte gelmek de işime gelmedi. Yani Bayan Meri de tam izin yapacak zamanı buldu. Aa, özür dilerim Eldin. Meri'nin bir suçu yok, benden oldu. Neyse, ben şey için aramıştım. Geniş bahçesi olan villa tipi bir ev alıyorum da onu bildirmek için aradım. Ne? Olamaz Eldin. Evet canım. Komisyoncuyu aradım. Şöyle geniş bahçeli bir ev bul bize dedim. Onda da böyle bir yer varmış. Taşınacak mıyız yani? Ama bu ev benim ilk göz ağrım Eldin. Bütün hatıralarım bu evde saklı, öyle değil mi? Öyle de tatlım, lütfen anlayışlı ol. Ben artık genel müdür yardımcısıyım. Daha büyük bir evde oturmalıyım. Evimizde hizmetçimiz, aşçımız da olmalı. Hadi Eldin yapma, abartma bu kadar. Bu ev bize yetiyor da artıyor bile. Ayrıca hizmetçi ve aşçıya ne gerek var? Ben ev işlerinin altından kalkarım. Hatta Bayan Meri'yi de çok istediğin için sen aldın bu evi, biliyorsun. Biliyorum canım, biliyorum ama genel müdür yardımcısının karısı ev temizleyemez, yemek yapamaz. Burası Amerika. Hayır hayır, sen bir hanımefendisin de öyle kalacaksın. Bilemiyorum, sen bilirsin. Aa, biliyor musun, ev çok güzel bir yerde. Şehrin en mutena semtinde. Bak, görünce sen de çok beğeneceksin. Bizim kovboy ne yapıyor, yanında mı? Az evvel balkona çıktı. Peki, goodbye canım. Goodbye. Amerikalı Damat adlı oyunumuzun 16. bölümünü dinlediniz. Yarın 17. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.